Celalettin Arif Bey bildirimizi inceledikten sonra içindekilerin düşündüğü esaslara genellikle uygun olduğunu söylemekle birlikte bu esasları destekler nitelikte bir bildiri yazıp ilan etmiyor. Bunu Ankara'ya geldikten ve görüşmeler yaptıktan sonraya bırakıyor. Efendiler, Celalettin Arif Bey Ankara'ya geldikten sonra kendisiyle ve diğer bazı hukukçularla bu konu üzerinde uzun süren görüşmeler ve tartışmalar yapıldı. Fakat aldanmıyorsam Celalettin Arif Bey hiçbir vakit benim Büyük Millet Meclisi'nin nitelik ve yetkisi hakkındaki görüşüme katılmamıştır. O, daima toplanmış olan heyetin esas görevini İstanbul Meclisi Mebusanı'nın toplanmasını sağlamaktan ibaret olarak görmüş ve kendisini de daima İstanbul'daki Meclisi Mebusanı'nın başkanı saymıştır. Bu kanaatte yanılmadığımı gösteren ufak bir hatıramı müsaade ederseniz bilginize sunayım. Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve kendisi ikinci başkan bulunduğu sırada, bir gün Başkanlık Divanı toplantısında Celalettin Arif Bey'in ödenek meselesini açtığını ve kendisinin Meclis-i Mebusan Başkanı olması dolayısıyla o makama ait ödenek listeğinde bulunduğunu, o tarihte Meclis Genel Sekreteri olarak bulunan Recep Bey anlattı. Yüksek malumlarınızdır ki, o devirde Meclis Başkanı ve ikinci başkanı ile diğer başkanlar ve meclis üyelerinin ödenekleri arasında fark yoktu. Celalettin Arif Bey, Meclis-i Mebusan Başkanı sıfatıyla yalnız kendisini ayrı tutarak fazla ödenek almanın kanuni hakkı olduğundan bahsediyordu. Ben, Başkanlık Divanı'nın bu meselenin çözümünde yetkili olmadığını, kendisi bu istek ve iddiada ısrar ederse konuyu Meclis Genel Kurulu'na sunarak alınacak karara göre hareket edilebileceğini ileri sürdüm. Celalettin Arif Bey, meclis önüne çıkmayı uygun bulmayarak isteğinden vazgeçti.